Merhaba hanımlar, İğne ve Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de şöyle çok güzel bir model başladım. Şu şekilde yere bırakayım. Bakın, muhteşem bir model. Çeyizdeki yeleklerinizde kullanabileceğiniz, arka kısmı da bu şekilde, ön kısmı da bu şekilde. Trabzan üzerine başladım ben bu şekilde. Dilerseniz farklı lastik modeline de uygulayabilirsiniz. Şöyle simli bir ipten başladım. İpimin renk kodu ise 405. İsterseniz bu şekilde simli iplerden, dilerseniz de bizim şimdi başlayacağımız gibi şöyle tek renk farklı bir ipten de başlayabilirsiniz. Tığım ise 1,5 numara, elinize uygun farklı bir tığ da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi trabzan üzerine başladım ben. Siz dilerseniz farklı başlama tekniğiniz varsa, alt kısmı için diyorum, sevdiğiniz farklı bir lastik modeli varsa bu şekilde de başlayabilirsiniz. Modelimizi kenara alalım. Hemen başlayalım. Modelimizi başlamak için farklı bir teknik kullanacağız bugün. Şu şekilde biraz ip bıraktım, bakın. Tığımı yarısından tuttum. Şişe başladığımız ilmek gibi bir tane ilmeğim. Şöyle ilmeğimi, bir tane ilmeğimi alayım. Bakın, bir tane ilmeğimi aldım. Baş parmağımı ipimin altından takıp ilmeğimi, tığımı aldım ve çektim. İki ilmeği birden örüyorum. Yine aynı şekilde baş parmağımı ipin altından taktım. Şuradan da ilmeğimi aldım ve ilmek atma tekniği, şişe ilmek atma tekniği gibi bu şekilde iki tane ilmeğimi örüyorum. İlmeğimi aldım. İki ilmeğimi örüyorum. İlmeğimi aldım. İki ilmeği örüyorum. İlmeğimi aldım. İki ilmeğimi örüyorum. Bakın, şu şekilde bir başlaması oluyor. Alt kısmına zincir üzerine biraz daralma olabiliyor, sıkı olduğu için zincir. Sade trabzan yapsak o da biraz böyle üst kısmı geniş, alt kısmı dar oluyor. Şurada da göstereyim. Bakın, bu şekilde alt kısmı çok düzgün duruyor bu şekilde yaparsanız. Şu şekilde arka kısmı da bakın. Bu şekilde çok harika oluyor. Güzel bir teknik. Ben çok beğendim. Siz de dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İlmek alma tekniği gibi tığıma ilmeğimi atıyorum. İkisini birden çekiyorum. Tığıma ilmeğimi atıyorum. İkisini birden çekiyorum. Bu şekilde tığıma ilmeğimi alıyorum. İkisini birden örüyorum. İkisini bir ördüm. İlmeğimi aldım. İkisini bir ördüm. İkisini bir, iki ilmeğimi bir ördüm. Bu şekilde dilediğiniz kadar, bakın şöyle, şu şekilde dilediğiniz kadar yapabilirsiniz bu şekilde. Ben bir miktar daha büyüteyim ve geleyim. Evet, şu kadar yaptım. Bu kadar bizim için yeterli. Şu kadar da ipim kaldı. Kalan ipi keseriz, sıkıntı değil. Bir tane zincir çektim. Hatta iki zincir çekelim. Buradan tığımı doladım. Şurada gördüğünüz gibi ilmek alma yerleri var. Her bir delikten bu şekilde batarak ilmeklerimizi alalım. Bu şekilde yapın. Siz de göreceksiniz. Alt kısmı o kadar düzgün duruyor ki. Ben bu tekniği çok beğendim. Bu şekilde çantalarınıza sap da yapabilirsiniz. Kordonlar yapabilirsiniz. Çok güzel duruyor. Bu şekilde. Bakın. Bütün kordonun üzerine trabzanla dolduralım. Birinci sıramızı
Bu şekilde trabzan yapalım. Hatta sizin vaktinizi almamak için bu sıramı ben tamamen doldurayım. Sonra ikinci sıramı doldurayım. Sonra da aynı modelde olduğu gibi 3 sıra sadece trabzan olarak bu şekilde dolduralım. Hiç farklı bir işlem yapmayalım. Sadece şurada da modelde de gözüktüğü gibi sadece 3 sıra trabzan yapalım. Ben de 3 sıra trabzan yapıp geleyim. Evet, gördüğünüz gibi 3 sıra trabzanımı ördüm. Bakın alt kısmının düzgünlüğüne bakın. Bakın açılma da olmuyor şu şekilde. Çok güzel, çok düzgün duruyor bu şekilde. Şu tarafı da göstereyim. Bu şekilde yapabilirsiniz siz de. Bir tane zincirimi çektim. İlmeğimi biraz hafif yukarı kaldırdım. Tığımı alttan takıp parmağımda tutuyorum. İlk trabzanın boşluğundan batarak bir ilmeğimi çıkardım. Bir defa da çektim. Bir defa da çektim. Bu şekilde ön pata kaç tane trabzan istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben 9 trabzan yaptım. Yine buna da biraz büyük başladığımız için 9 trabzan ön patı yapalım. 2 defa da çekiyorum trabzanlarımı. İki, dört, altı, sekiz, dokuz tane trabzanımı bu şekilde yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Bir, iki, üçüncü boşluktan trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Bir, iki, üçüncüye trabzanın tepe boşluğuna batarak bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine 1, 2 tane atlayıp 3.ye bir sık iğne yaptım. 1. modelimizi bu şekilde alt zeminini kurmuş olduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, 2, 3.ye yine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine 2 tane atlayıp 3.ye 2 trabzan atlıyorum. 3.ye 1 trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 tane trabzanı boş bıraktım. 3.ye 1 sık iğne yaptım. Bu şekilde 2 tane modelimizi kurmuş olduk. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 5 zincir çektim orta kısma. Yine 3.ye 1, 2, 3 tane boş bırakıp 4.ye bir sık iğne ile battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı doladım. 2 tane boş bırakıp 3.ye bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 tane boş bırakıp 3.ye bir trabzan yaptım. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, 2, 3 tane boş bıraktım. 4.ye yine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine 3.ye bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. En sondaki trabzanın tepesine batıp şöyle bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde alt kısmın zeminini hazırlamış olduk. Bu şekilde. Şunlar bizim modelimiz. 4 tane model kurulacak şekilde alt zeminini hazırlamış olduk. Bir zincir çekmiştik.
geriye döndüm. Tığımı doladım. 1. Buradaki bakın boşlukların 4 zincir çekmiştik. Boşluğundan batarak 2 3 4 5 trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yine aynı boşluğa bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tam yanındaki trabzanın sol tarafına bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim, tığımı doladım. Yine buraya da 5 adet trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Şimdi bu aşağıda 5 zincir çekmiştik. Şurada sık iğne ile tam ortasından sabitledim. Sık iğne yaptım şu şekilde. Hiç zincir çekmeden tığımı doladım. Yine 4 zincir çekmiştik. Buradaki şuradaki yuvaya 5 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 1 2 3 zincir çektim. Yine aynı noktaya sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yine sol tarafa sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine aynı boşluğa 5 adet trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. Burada 5 adet zincir çekmiştik. Yine buraya tam ortasından sık iğne ile kapattım. Bakın bu şekilde. Zaten 2 sıradan oluşuyor modelimiz. Çok da kolay, örmesi de çok zevkli. Hiç zincir çekmeden tığımı doladım. Yine bakın önde gelen yuvaya bir trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvaya, aynı boşluğa bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yine trabzanın diğer tarafına sık iğne ile battım. 1 2 3 zincir çektim, tığımı doladım. Bu taraftaki boşluğa yine 5 adet trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. Yine buradaki trabzana sık iğneyle tam ortasından battım. Bakın. Yine zincir çekmeden buradaki yuvaya da 5 adet trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. 1 2 3 zincir çektim. Yine aynı boşluğa sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Diğer taraftaki boşluğa da sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Yine 5 adet trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Şimdi burada bakın yaka kısmının zincirine geldik. Buradaki trabzana şu şekilde bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi yaka kısımdaki trabzanların üstüne bir sıra sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane trabzan yapmıştık. Yine 9 adet sık iğne yaptık buraya. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde. Ne kadar düzgün oldu. Ne kadar güzel oldu. Şu şekilde alt kısmı esnemiyor da mutlaka alt kısmı başlarken bu şekilde yapın. Bir zincirimizi çektik, geriye döndüm.
Yine aynı şekilde ilmeğimi şöyle hafif uzattım. Parmağımla tutuyorum. Tığımı etrafından döndürdüm. Bakın ipim altta, tığım üstte. Buradaki boşluktan ilmeğimi aldım. Bir defa ve iki defa da çektim. Şimdi burada trabzanlarımız sık iğne yapmıştık trabzanlarımız üstüne. Bu sefer ise sık iğnenin üstüne trabzan yapacağız. Şöyle biraz trabzanlarımızı yüksek yapalım. Alt kısmı iki defa da çekmiştik. Burayı üç defa da çekelim. 1, 2, 3. Yine bir doladım. 1, 2, 3. Yine bir doladım. 1, 2, 3. Biraz yüksek olsun trabzanlarınız. Bu şekilde yine 9 adet trabzanlarımızı yapalım. Bakın bu şekilde 2, 4, 6, 8 ve 9. Yine 9 adet trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine ilk başta yaptığımız gibi. Şuradaki 3 zincir çekmiştik. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Şuraya da 3 zincir çekmiştik. Yuva yapmıştık. Tam orta kısımdan bir trabzan ile şu şekilde 2 defa da çekerek bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine şuradaki trabzanın tepe boşluğuna sık iğne ile battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine şu taraftaki modelin tepe kısmına batarak bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şuradaki tepe boşluğuna bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepe boşluğundan batarak bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Orta kısma bir trabzan. 4 zincir, bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine modelin tepe kısmından batarak bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Buradaki boşluktan tam ortasından bir sık iğne yaptım. Pardon, bir trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Tepe boşluğuna bir sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Bakın ikinci sıramızın zeminini de bu şekilde hazırlamış olduk. Şöyle gördüğünüz gibi çok düzgün duruyor. Kesinlikle ütü yapmıyorum. Ütü yaptığımı düşünen arkadaşlarım, kesinlikle el işlerimde bu şekilde örgülerimde ütü yapmıyorum. Siz de ütü yapmayın. Bazı örgülerime sadece buhar veriyorum. Yoksa örgünüzü mahvedebilirsiniz. 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine 5 adet trabzan yapıyorum. Buradaki yuvaya 2, 3, 4, 5. Dilerseniz buraya şu ön kısımda yaptığımız gibi 2 veya 3 tane trabzan yapabilirsiniz dikim için. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şuralardan dikilir. 3 zincir çektim. Alt kısma yine sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sol taraftaki trabzanın sol tarafına yine sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Buraya da yine 5 adet trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bir sık iğne. Arada hiç zincir yok. Tığımı doladım. Yine bu taraftaki boşluğa 5 trabzan bu tarafa, araya 3 zincir, 5 trabzan da bu tarafa yapıyorum. 3, 4 ve 5. 1, 2, 3 zincir yaptım, çektim. Bir sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine 5 adet trabzan yapıyorum. 3,
4, 5. Yine sık iğne ile kapattım orta kısımdaki zincire. Bakın bu şekilde. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreyim ve geleyim. Evet, sıra sonuna kadar şöyle ördüm. Hep aynı şeyleri söyleyip sizi sıkmak istemediğim için bu şekilde yaptım. Yine burada yaka kısımdaki zincire sık iğneyle kapattım. Bir zincir çektim. 9 tane trabzan yapmıştık yakaya. Yine 9 adet trabzanın üzerine 9 adet sık iğne yapıyorum. Evet. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde kelebek kelebek duran muhteşem bir model. Şu şekilde. Zaten modelimiz de çok düzgün. Başladığımız model de çok düzgün oldu. Eminim sizler de çok beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim modeli. Ördükçe de alt kısmı daha düzeliyor. Ördükçe sayıları da sabit kalırsanız bu şekilde elinizin ayarına göre yine sayıları 5, 4 olan trabzanları zincirleri 5 çekebilirsiniz. Siz onu elinizin ayarına göre yapabilirsiniz. Ben bir sıra daha yapmak istiyorum. Duruşuna hep beraber bakalım. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi 3. modelimi de kamera arkasında ördüm. Kesinlikle ütü yapmadım. Bu şekilde gördüğünüz gibi ne kadar düzgün. Eğer sizin elinizde bu şekilde düzgün olmuyorsa kesinlikle tığınızı değiştirin ya da elinize uygun tığ ayarlayın. Bu şekilde bugünkü modelimizi de hazırlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Örmesi de çok keyifli. Dilerseniz ileriki zamanlarda yaka ve kol kesimini de çekebiliriz. Eğer isterseniz yorumlara yazın, belirtin. Bu şekilde modelimizi hazırlamış olduk. Umarım beğenmişsiniz, yaparsınız. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.